geçirdiği zaman bir gelişme ne yazık ki olmuyor. Özellikle progresif motiliteye ve density, işte DNA fragmentasyonuna baktığınızda gene çok yüksek DNA fragmentasyonu bir olan hasta gene yüksek kalmış. Fakat biz çipten geçirdiğimizde bunu çok ciddi şekilde düşürebildiğimizi görüyoruz. Bunu farklı farklı laboratuvarlarda gösterilmiş ve görünmüş çalışmalar. Biz bu bağlamda bu teknolojileri özetlemek gerekirse bunların gerçekten yüksek motilitesi olan hücreleri seçebildiğini, bunları iyi morfolojisi olan hücreleri seçebildiğini gözlemledik. Bunları belki bir embriyolog mikroskopun altında bakarak da görebilir ama sizin göremediğiniz indirekt olarak biz aynı zamanda hem reaktif oksijen species tarafından düşük olan hem DNA fragmentasyonu çok ciddi boyutlarda indiren bir seçim de yapabiliyoruz. Bu DNA fragmentasyonuna eğer siz bakmak isteseniz hücre boyutunda bunu floresant olarak boyamanız lazım veya değişik tekniklerle boyamanız lazım. O zaman da o spermi kullanamıyorsunuz. Yani bunu indirekt olarak yapabilmenin tek yolu bu. İleriye dönük olarak da bu çalışmalarımıza özellikle klinik boyutta bu değişik lablarda çıkan sonuçları ben de heyecanla bunlar basıldıkça izliyorum. Bu bağlamda hem bizi buraya davet eden Doktor Bülent Bey Traş'a bizle yaptığı çalışmalardan da dolayı aynı zamanda Doktor Rosen ve Barry Bear'e ve Brigham Hastanesi'nden ben Harvard'dayken çalışmalarımıza çok büyük katkıları olan Doktor Matır'a, kendisi çok değerli bir androloktur. Çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma, öğrencilerime, bize desteğini esirgemeyen birçok bu çalışmalarımızı verdikleri maddi destekle destekleyen birçok kuruluma, NIH ve NSF olmak üzere teşekkür ediyorum. Aynı zamanda size de dinlemiş olduğunuz için ve bizi burada ağırladığınız için teşekkür ederim. Evet, Utkan Demirci'ye de güzel sunusu için teşekkür ediyoruz. Programda görülen Turgut Aydın hocamız konuşmasını yapamayacak. Yani sonuç olarak oturumu tamamladık. Kısa bir tartışma açmak istiyoruz. Fakat süremiz kısıtlı. 3-5 soru alarak tartışma açabiliriz. Lütfen sorunuzu hangi konuşmacıya sorduğunuzu da belirtirseniz tartışmayı başlatabiliriz. Buyurun. Buyurun. Evet, mikrofonu biraz hızlı iletirsek çabucak. Evet. Ben Utkan Bey'e bir şey sormak istiyorum. Bu çipli sperm seçimini... Utkan Hocam. Evet. Utkan Hocam, belirgin bir sperm değeri, morfoloji, sayı, her şey dahil yapamadığımız bir grup var mı? Tüm gruplara uygulayabiliyor muyuz? Teşekkür ederim. Nasıl bir grup var mı? Hani sperm sayısı açısından mı? Sayısı açısından, evet, morfoloji, her şey dahil. Yani bütün şöyle, sperm parametrelerini eline alırsak yapamıyoruz, uygulayamıyoruz dediğimiz bir grup var mı? Şöyle, bu üç değişik ürünü biz bu sebepten aldığımız feedbacklerle geliştirdik. Mesela fertil çipi özellikle X için kullanıyoruz, bu kanallar olanı. Bunda özellikle 1 milyon ya da 500 binin altında tek eğer çip kullanıyorsanız kanalın sonuna, çünkü sperm sayısı daha düşük olduğu için bazen biz düşük bir hacimle çalıştığımız için gitmediğini görüyoruz. Onun için bu fertil altımlık dediğimiz bütün spermi proses edebilen, yani 2-3 ml ne kadar sperm varsa proses edebilen, hatta belki 100 bin per ml seviyesine kadar spermi seçebilecek bir teknoloji veya bunun bir revizyonunu yaptık. Bu klinikte gelen bu tarz sorular üzerine. Onlarda da daha düşük sayıda spermleri gene aynı şekilde seçebiliyoruz. Yani hastaların çok düşük, belki 50 bin sperm sayısına kadar deneyip özellikle bu büyük bütün hacmi proses edebilenlerde yapabildiğini gördük. Böyle bir problem vardı karşımızda. Son bir senede bunu da bu şekilde yeni bir teknoloji geliştirerek veya teknolojiyi revize ederek çözdük. Ama onun dışında şu ana kadar karşımıza çıkmış kullanımda zorluk çektiğimiz sperm yok. Bazen viscous, akışkanlığı zor olan spermler oluyor. Bunları da kanallara basıp özellikle bu büyük hacim işleyen çiplerde bir şekilde çalıştırabiliyoruz. Ama tabii daha zor oluyor. Orada belli bir zorluklar olabiliyor ama tecrübesi, benim aldığım tecrübeler, bunu demosunu yapan üyelerden, çalışan hocalardan aldığım tecrübeler gene eğer liküdefe olması için beklenirse buradan da seçim yapabildiğimizi görüyoruz. Bu tarz iki tane limitasyon vardı ve bunların aşmanın yollarını teknoloji revize ederek gördük. En son her zaman gelen sorulardan biri de bu mikro TSE sample'larında bu hücreleri ayırabiliyor muyuz? Buna da
çok daha farklı bir teknolojiyi son bir sene içinde gene bu takımla geliştirdik ama o daha FDA'den geçmesi ve bunun insanlara sunulması ne yazık ki bu prosesler çok uzun zaman aldığı için sürüyor ama ileride böyle bir teknoloji de olacak. TESE'deki spermler çok iyi yüzücüler olmadığı için onlara çok daha farklı yaklaştık. Ama onları da yani 6-7 saat sürebilecek bir prosesi aslında 15-20 dakikada spermini ayırabilecek hale getirmiş vaziyetteyiz. Şu an laboratuvarda gene çalışmalarını teknolojik olarak tamamlıyoruz birçok klinisyenle beraber. Çalıştığımız işte sonunda teşekkür ettiğim hocalarla. Onları da başka problemler spermde çıktıkça karşımıza çözmeye çalışacağız. Sağ olun. Evet. Başka soru var mı acaba diğer konuşmacılarımıza? Esel Tan'a bir soru sormak istiyorum. Dr. Tan, why do you think this IVM procedure, since we have started so long ago, has not become a standardized treatment in IVF, please? Thank you. That's a good question. In fact, I'm writing a review now to address that question. I think there are a few reasons. First is that there is more work embryologically, right? Because obviously with regular IVF, you just collect the eggs, and if you did do ICSI, you do ICSI then and then. With IVM, you have to do ICSI on that day, and then after that, a day or two later. So there's a bit more work in the lab. More work. Number two is that, you know, is that there is, it appears to many people that the egg collection technique is more difficult. But I can tell you that in fact, it is not more difficult. We have had, in fact, many doctors from around the world coming for training, and provided they are used to doing IVF egg collections, all they need to do is to see a few collections and then try it themselves, and off they go. The third reason, obviously, is that in the past, the main indication for IVM was the fear of OHSS. However, today, with the antagonist protocol of agonist trigger, the risk of OHSS is much less. However, I think if you look at the literature very carefully, if you were to use an antagonist protocol of agonist trigger, and you do not give luteal support, and you do a fresh transfer, the pregnancy rate is very low. If you were to give HCG rescue, like a 1,500 injection of HCG to rescue and do a fresh transfer, there have been 3 or 4 reports now, including by Dr. Sehan in Turkey here, showed that you do get some OHSS, although it's more uncommon. Even if you were to freeze all embryos, there are some reports of severe OHSS. So I think that although the risk of OHSS is much less with the agonist trigger, it is still not nil. And the only way for it to be nil in patients who really want to avoid OHSS is to therefore do some form of IVM. The third, obviously, is that, you know, realistically, in many countries, doctors actually, there is a financial incentive to be doing regular IVF with drugs. I don't know about Turkey, but in many countries, for example, doctors can sell drugs. So therefore, you're actually telling the doctors that if they do IVM, because they don't sell drugs anymore, they reduce their income. And in my experience, whether it is asked doctors to reduce monitoring in countries where they are paid extra by the hospital or by the country to do daily ultrasound scans and daily blood tests, or to tell them not to use drugs, it's not easy. The last thing, obviously, is that, you know, unless IVM shows a better pregnancy rate, there's no real incentive to move to that. Nevertheless, I think that there is an indication for selective things. The main indication, I think, nowadays is first, is that if you know the technique, you can offer better fertility preservation services. So as we know now, many patients now with cancer and other conditions need to freeze their eggs or embryos before their treatment. And the only very rapid and in patients where there's no time to give medications, or if, for example, giving hormones is dangerous, for example, if they've got an estrogen receptor, breast cancer estrogen receptor positive, then you have to just give an injection of ACG and collect the eggs, mature them and freeze it for them before they have cancer treatment. So I think the first indication would be for fertility preservation. Number two is that, you know, if you have got very young women, like in patients like in Turkey, then I think
you may consider it as an alternative or as an intermediate step between IUI and IVF. So I think the idea that IVM is going to directly challenge IVF is not necessarily the case. I think more and more, it might be an intermediate step. Instead of doing 6-10 cycles of IUI and spending a couple of $1,000s with a low pregnancy rate and a high multiple pregnancy rate, that if you can do IVM, you can offer this at a lower cost to patients, okay, and get a better success rate and a lower multiple pregnancy rate. Thank you so much. Şimdi diğer oturum 5'e çeyrek kala başlayacak. Artık soruları kahve arasında soralım. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet.